Avrupa'ya çağrı yaptılar. Türkiye'ye müdahale edilmesini istediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminin başında yer alan sokak hayvanları yasa teklifine karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek isteyenler Sosyal medyadan bildiri yayımladı. Herhangi bir konuyla ilgilenen insanların tamamına kamuoyu diyoruz. Bu da kamuoyunun bir grup olmadığını, bir topluluk olmadığını, sadece bizim zihnimizde kurguladığımız bir kategori olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bu global çağrı aslında bir dünya kamuoyu varmış da onun dikkatini çekmeye çalışıyormuş gibi anlaşılmasın. Bu aslında bu çağrıları yapanların kamuoyunu bizzat oluşturma çabası. Çağrı profesyonel bir görsel ve İngilizce olarak yapıldı. Metinde uluslararası toplumu Türkiye'nin yapacağı toplu katliamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. İşin aslı bu tür çağrılar Batı dünyasının yani dünyanın geri kalan toplumların iç işlerine karışmaya hazır devletlerin Türkiye'nin iç işlerine karışması için yapılmış çağrılardır. Genellikle bu tür çağrılar belli merkezlerden üretilir, bot hesaplar aracılığıyla e, dağıtılır. Çağrılara yanıt veren iyi niyetli yurttaşların beklediği çözümlere bu çağrılarla ulaşamayacağını aktaran Prof. Profesör Doktor Atakan Atipoğlu, bir ülkenin iç işlerindeki sorunların başka ülkelerin müdahaleleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Özellikle kendisine Atatürkçü diyen, vatansever diyen, yurtsever diyen, milliyetçi diyen ya da samimiyetle bu ülkenin iyiliğini isteyen insanların bu tür oltalara takılması kendileri açısından da istemedikleri bir takım sonuçlara yol açabilecek yollar açar. Şöyle düşünelim en basitinden. Atatürk sizce Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar karşısında batılı güçleri yardıma çağırır mıydı? Sorunların Türkiye'den çözülebileceğini aktaran Hatipoğlu vatandaşların bu çağrılarla tuzağa düşürülmek istendiğini söyledi. Bu tuzaklara düşmelerinin de temel sebebi şudur bakın. Çaresizlik, örgütsüzlük, neyi nasıl yapacağını bilememe, tek tek yığınlar halinde, bireylerden oluşan yığınlar halinde olmanın getirdiği dağınıklık. Bunun getirdiği çaresizlik de insanları oradan oraya savrulan durumlara maalesef sokabilmektedir.